Bu videoda amino asit sentezinden bahsedeceğiz. Ve özellikle amino asit sentezinde iki ana metot hakkında konuşacağız. Bu iki metot da isimlerini iki Alman kimyacıdan almış. Sanırım bunun sebebi 1800'lerin ortasından sonuna kadar amino asit sentezi konusunun oldukça popüler olmasıydı. Konuşacağımız ilk metot, Sigmund Gabriel'in adının verildiği Gabriel sentezi. İkincisi ise Adolf Schittrecker'ın adının verildiği Schittrecker sentezi. Hadi o zaman ilk önce Gabriel senteziyle başlayalım. Gabriel sentezinde talamit malonik ester olarak bilinen molekülle başlayalım. N-fitalimit malonik esterle başlıyoruz. Söylemesi oldukça zor bir kelime olduğu için ben ona kısaca fit diyeceğim. İşte buradaki fit adını verdiğimiz molekül ve kendisi aynı zamanda geliştireceğimiz alfa amino asidimizin kaynağı sayılır. O zaman bu işlem sonunda elde edeceğimiz şeyin ne olduğunu unutmamak için alfa amino asit çiziyorum. Unutmayın ki amino asidin bir amino grubu bulunur ve ben de onu buraya protonlu formuyla çizeceğim. Alfa karbonumuzu, R grubumuzu ya da yan zincirimizi çiziyorum. Ve alfa karbona bağlı olarak da hidrojen ya da karboksilik asit grubunu ekliyorum. Molekülümüz fite tekrar dönecek olursak, azot atomunun amino grubu olarak işlev gösterdiğini görebiliriz. Burada merkezde alfa karbonumuz var. Alt tarafta da karboksilik asidimiz ve yukarıda da geçici ester grubumuz bulunuyor. Buradaki anahtar azot, alfa karbon ve karbonil karbon atomlarını biraz anlatmak istiyorum. Anahtar atomlarımıza bağlanmış olan diğer gruplarla başlamamızın nedeni oldukça farklı çeşitlerde sebeplerle açıklanabilir. Örneğin amitimiz ona bağlanmış fitalimit grup tarafından nükleofilden korunuyor. Karboksilik asit de etil esterle korunuyor ve karbon burada en üstteki eklenebilen ester grubuyla aktive ediliyor. Ortamda bir baz ve alkil grubu bulunduğunda ise molekülümüz alkilleşerek fit şu şekilde görünüyor. Evet, şimdi alkil grubunu burada karbon grubunun yerine geçmiş halde görebilirsiniz ve buna alkilleştirilmiş adım deniyor. Diğer adım buradaki molekülle uyum sağlayan asit hidrolizi içerir ve gördüğünüz gibi fitalimit grubu iki esterle birlikte hidrolize edilmiştir. İşte bu hidrolize edilmiş ya da hidrolizlenmiş adımdır. Son olarak bu molekülü karboksilden arındırmak için biraz sıcaklık ekliyoruz ki karboksil grubunu buraya yukarıya taşıyabilelim. Böylece alfa amino asidimizi elde ediyoruz. İşte bu kısaca Gabriel sentezi. N-fitalimit malonik esterle başlıyoruz. Bir baz ve alkil grubu eklediğimizde alkilleştirilmiş amit malonik asit elde ediyoruz. Sonra amino asit grubu ve karboksil asit grubu elde etmek, bunu hidrolize ediyoruz. Karboksil grubunu uzaklaştırmak için de biraz sıcaklık ekleyerek burada üretilen amino asidin son halini elde ediyoruz. Artık Gabriel sentezini öğrendiğimize göre Strecker senteziyle devam edebiliriz. Bunun için şurada kendimize biraz yer açalım. Evet, Strecker sentezi. Bu metot amino asit sentezinde daha zarif bir yol olarak görülür çünkü daha sade ve etkilidir. Bu sadeliğin zarif olduğunu düşünenler var ve ben de bunların arasındayım. Başlangıç için 3 tane bileşen var ve bunlar amino asidimize öncülük eden amonyak, karboksil asit grubuna öncülük eden potasyum siyanür ve son olarak da ya aldehit ya da keton var ve bunlar da karbonumuzun alfa karbon olmasını sağlıyor. Hadi bir aldehit alıp onu asitli bir ortamda amonyakla reaksiyona sokalım. Bu bize şu molekülün yanı sıra imin de verecek ve sonra imin tekrar asitli bir ortamda protonlanabilir. Bu kez siyanür iyon alfa aminonitril üreten protonlanmış imine saldıracaktır ve sonunda buradaki alfa aminonitril hidrolize uğrayacak. Ortaya ürün olarak alfa amino asit çıkacak. İşte oldu. Strecker sentezi. Ne kadar sade ve etkili olduğunu, aynı zamanda amino asit sentezinin ne kadar zarif bir yolla yapılabildiğini de bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar.